burada bugünün bitkisi ben bu tarhun evet. bak bu tarhun Bayburt'ta var Erzurum'da var Gaziantep'te var başka Ankara'da var tarhun bunun hem tazisi hem kurutulmuşu Osmanlı bunu kullanıyordu hatta çoğaltıyordu da işte Anadolu'da bu kaybolmaya yüz tutmuş bir şey bak yemekten sonra şişkinlik, hazımsızlık problemi mi yaşıyorsun? Bir tatlı kaşığı lütfen vur deyince öldürmeyin. Daha çabuk sindirimim hızlansın, daha kolay sindireyim diye bunu üç tatlı kaşığı yaparsanız olmaz. Bunun ölçüsü bu. Bak adı çok bilinen, çok basit, herkes tarafından bilinir. Adı asla başlayan, içinde P harfi de olan bir ağrı kesici var değil mi? Biliyoruz bunu. Şeyden söğüt ağacının kabuklarında ve yapraklarından elde edildi. Bu ilk defa. Bak bunu bir iki tanesi alındığı zaman bu ağrı kesicidir. Üçe çıkardığınız zaman anti vardır Daha yukarılara çıktığınız zaman suizit etkisi yapar. Yani intihar duygusunu tetikler. Hmm. Dolayısıyla her şeyde bir ölçü var. Yani miktar çok önemli burada. Bu tarhunun da bir tatlı kaşığı lütfen fazla değil. Nasıl komut veriyor biliyor musun karaciğerine? Git diyor safra sütü üret. Sahibim ağır yemek yedi yani bir ziyafete gittiniz veya yemeği o gün kaçırdınız yani kaçırdı derken fazla tükettiniz. Lütfen bir tatlı kaşığı tarhun, kaynar suyu bardağa dökün, bir tatlı kaşığı ilave edip karıştırın, 10 dakika bekleyin. Daha sonra bunu içeceksiniz. Bak o sindirim ne oluyor Hüseyin. Müthiş yani. Sanki mideniz en fazla 45 dakika sonra boşalıyor böyle. Müthiş bir derecede şeydir. Mükemmel bir gaz söktürücüdür. Yani bağırsaklarında şiddetli flatulens yani gaz şikayetiniz varsa tarhun bitkisine yönelebilirsiniz.